Evet, şimdi tünele bağlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız orada. Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanımız orada. Valimiz orada. Yüklenici firmamızın sahipleri orada. Evet, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Varank, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün sizlere Ergene Kırköz mevkiinden yerin 25 metre altından 7 nolu şaftın içerisinden sesleniyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanımız da buradalar. Kendileri yukarıdan bu töreni takip ediyorlar. Sizlere selam ve hürmetleri var efendim. Bugün Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan Derin Deniz Deşarjı Projesi'nde kritik bir aşamayı geride bırakıyoruz. Derin Deniz Deşarjı, sizin de az evvel vurguladığınız üzere deniz, kara boru ve tünel hatlarından oluşuyor. Müsaadenizle ben bunlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Siz zaten detaylı şekilde rakamlardan bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, burası deniz deşarj sistemi haritasını gösteriyor efendim. Siyah hatlar 46 kilometrelik kara boru hatlarını gösteriyor. 46 kilometre şu an tamamlanmış durumda. Bu kırmızı hat iki tane tüneli temsil ediyor efendim. Bugün tam bu noktadayız ve B tünelini bugün inşallah ışık görme merasimiyle B tünelinin kazılmasını tamamlamış olacağız. A tünelinde de 775 metremiz kalacak. Buradan çıkan makinamız da oradaki 775 metreyi tamamlayacak. Burada da deniz hattı var efendim. Denizin 50 metre altında 4,5 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. İnşallah Ağustos ayı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle Doğu hattındaki Çerkezköy OSB, Çorlu Deri Karma OSB ve Çorlu OSB'nin arıtılmış suları, dünya standartlarında arıtılmış suları kara boru hattıyla Ağustos ayında denize deşarj edilecek efendim. Bu proje için oldukça önemli bir gelişme. İnşallah sizi o programa da davet etmek istiyoruz. Projenin geri kalanındaki ıslah OSB'lerinde bağlantılarını çok hızlı bir şekilde tamamlamak üzere gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki senenin ortasından itibaren hem atık arıtma tesisleri hem de bağlantıların büyük bir kısmı devreye alınmış olacak. Böylece Ergene Nehri de inşallah daha temiz akmaya başlayacak. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, yerli tünel kazma makinemiz, siz de bahsettiniz. Biz çok önemsiyoruz. Devletimizin sağladığı ARGE destekleriyle bu tünel kazma makinesi hayata geçirildi. Biz 18 Eylül tarihinde Ankara'da fabrikadan o makinenin çıkışını yaptık. Burada kazılara başladı. Bugün ilk defa Türkiye'de bir projeyi yerli makinayla bitirmiş oluyoruz. Bu bizler için gurur, sizlerin sayesinde oldu. İnşallah biraz sonra tünelin son kısmının açılmasını da izleyeceğiz. Müsaadenizle ben mikrofonu Tarım ve Orman Bakanımıza bırakmak istiyorum. Ergene Havzası Koruma Projesi çok büyük bir proje. O da diğer detaylardan müsaadenizle bahsetsin efendim. Evet Bekir Bey. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, sizleri, zat halinizi Tekirdağ'dan, Ergene'den saygıyla selamlıyorum. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında deşarj tüneli açma törenine zat haliniz, başta zat haliniz, herkes hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizle başlatılan büyük ve kapsamlı projeler sayesinde Türkiye kalkınmada dünyada sınıf atlarken çevrenin korunmasında da büyük başarılara imza attı. Ergene Havzası'nda 80'li yılların başında plansız başlayan sanayileşme, endüstriyel atıklar ve yeraltı sularının bilinçsiz kullanımına bağlı olarak bu bölgede kirlilik giderek artmıştır. Ancak zat-ı devletlerinizin talimatlarıyla 2011 yılında
Ergen Havzası Koruma Eylem Planı'nı bakanlığımız koordinasyonunda hayata geçirmeye başladık. Bugüne kadar 6,5 milyar lira yatırımla 18 alt eylemden 8'ini tamamladık. 8 eylem de tamamlanma aşamasına getirildi. Bu kapsamda Devlet Su İşleri tarafından 400 kilometre dere yatağını temizledik, 12 belediyenin atık su arıtma tesisinde inşa ettik. Ve havzadaki tüm tesislerde atık su deşarj kriterlerinde kısıtlamaya gidildi. Yine Meriç Nehri üzerinde taşkın erken uyarı sistemi kuruldu. İnşallah bu yatırım programında yer alan ve 14'ünün inşaatı biten 25 adet sulama tesisinin tamamlanmasıyla da 1 milyon 300 bin dekar arazi temiz suya kavuşacak. Ayrıca 8 adet depolama projesiyle de yıllık 450 milyon metreküp içme kullanma ve endüstri suyu temin edilecek. Önemli ifade etmek isterim ki Ergen Havzası'ndaki 10 organize sanayi bölgemiz için 5 atık su arıtma tesisinden 3'ü tamamlandı. Kalan 2 tesisi de inşallah önümüzdeki yıl hizmete alacağız. Böylece söz konusu sanayi kaynaklı atık suları Ergene Nehri'ne değil, Marmara Derin Deniz Deşarjı projesiyle 4,5 kilometre açıktan Marmara Denizi'ne alttan verilecek. Derin Deniz Deşarjı 10 kilometre uzunluğunda 2 tünel vasıtasıyla yapılacak. İlk bileşen olan Doğu Hattı'nda %99'luk gerçekleşme sağlandı. Tüm bileşenlerinde ise toplamda da %95'lik bir gerçekleşmemiz var efendim. İnanıyoruz ki bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek, Ergene Nehrimizin su kalitesi ve rengi doğal haline dönecek, Trakya'mızın da çevresi değişecek. İnşallah tüm sistemleriyle önümüzdeki yıl hizmete alacağımız bu proje, himayelerinizde gerçekleşen diğer projelerde olduğu gibi doğaya saygımızın, tabiata sevgimizin taçlanmış bir eser olarak baki kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu deşarj tünellerinden Çorlu, Çerkezköy ve Derin Deniz Deşarj Hattı'nda inşallah bugün ışığı göreceğiz. Bu ışığa zatenizin de söylediği gibi tamamı yerli ve milli sermayeyle üretilen Türkiye'nin ilk tünel açma makinesi sayesinde ulaşacağımızı da önemli ifade etmek istiyorum. Zira dünyada 8 ülkenin sahip olduğu bu tünel açma makinesinin bu önemli çevre projesine kullanmasından dolayı da özel bir mutluluk yaşıyoruz. Ayrıca efendim yakın zamanda ihalesini yapmış olduğumuz Silvan tünellerinde de yine yerli makinamızı, yerli yüklenicimizi kullanıyor olacağız efendim. Bu vesileyle koordinatör bakanlık olarak üstlendiğimiz ve sona geldiğimiz Ergene Nehri ve Havzası projesine değerli katkılar sunan başta zatenize, diğer bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, hasreten zatenize vatan toprağımızın her karışında böyle vizyoner eserler bıraktığınız için şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı arz ediyor. Talimatlarınızı bekliyorum efendim. Arz ederim. Evet, değerli arkadaşlar, her şeyden önce burada tabii bugün çok büyük önem arz eden konu, yani halk arasında köstebek olarak ifade edilen ama sektörün içerisinde TBM olarak ifade edilen ve 3 metre 25 santim çapındaki dev bir burada tünel açma makinesini yerli ve milli olarak tabii üretmiş olmak hakikaten bizler için çok çok her türlü takdirin üstünde bir başarıdır. Ben üretici firmamızı özellikle şahsım milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve sadece ülkemiz için değil, inanıyorum ki dünyanın değişik ülkelerinde de bu TBM artık kendisi için hakikaten alıcı bulacaktır. Tabii burada bundan sonraki süreçte gerek ayçiçeği üretiminde, gerek buğday, çeltik, birçok tarım ürünü noktasında çok daha sağlıklı, çok daha yoğun bir şekilde bu tarım ürünlerimizi üretme imkanını da Trakya Ovası'nda yakalayacağız. Bu da bizim için ayrı bir fırsat ve tabii Ergene'nin de nehrin hakikaten dört dörtlük kullanılabilir hale gelmesi bizi ayrıca mutlu edecektir. Ben bundan dolayı tüm emeği geçen geçmiş dönemdeki bakanlarımızdan şu andaki bakanlarımıza kadar
bütün teknokrat, bürokratlarımıza kadar hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve bu 12 bin parçalık devasa makineyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bugün işimiz bitmiş değil, yola yine devam ediyoruz. Ve şu anda eğer hazırsak ben arkadaşlara hemen butona basmalarını özellikle istiyorum. Evet Sayın Varank ve Sayın Pakdemirli ve tüm arkadaşlar hep birlikte hazır olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kazıya başlıyoruz. Ya Allah bismillah. Bir dakika içinde inşallah ışığı göreceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Silvan tünellerinde kullanılacak makinenin çapı da 11 metre olacak Sayın Cumhurbaşkanım. Bu 3.25 o 11 metre olacak. İnşallah yerli firmamız bunu başarırsa dünyada bunu başarabilmiş 4 ülkeden de bir tanesi olacağız. Efendim aynı makine Kıbrıs'ta da İnşallah. Kullanıyoruz. Yüklenici firmamızdan memnunuz. Onlarla da gurur duyuyoruz bu yaptıklarından dolayı. Nerede kullanacağız? Kıbrıs'ta kullanıyoruz efendim şu anda. Kıbrıs'taki ikmal tünellerinde evet. kullanıyoruz. Şu anda milletvekillerimizi, bürokratlarımızı, teknokratlarımızı ekranda görüyorum. Onları da İstanbul'dan selamlıyorum. Bugün tabii YKS ile ilgili olarak da çok farklı bir gündü. Evet şu anda malum yer... Titreşimler başladı efendim. Işığı görüyoruz. Evet TBM artık önündeki engelleri zorlamaya başladı. Evet Sayın Pakdemirli Varank orada durmayın ezer geçer sizi yani. Başımıza iş açmayalım. Haklısınız efendim. Biraz korku salmaya başladı. Tamam. Nasıl gelecek? Şurayı alabilir mi? Biraz kenara alabiliriz. Daha kenara alalım. Tamam. Şunu yıkamayacağız. Evet 3 metre 25 santim çapındaki TBM'in nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Halk arasında köstebek diye ifade ettiğimiz TBM evet dönerek önündeki engeli ortadan kaldırıyor görüyorsunuz.
Evet, hayırlı olsun. Daha nicelerine inşallah. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, şükranlarımızı arz ediyoruz. Söylediğimiz gibi inşallah Ağustos ayında da bir aksilik olmazsa ilk derin deşarja da suyu vermek istiyoruz. İnşallah o töreni de hayırlısıyla yerine getiririz. Biz Tekirdağ'dan sizlere hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim. Hürmet ediyoruz efendim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Selamlar, sevgiler. Tekirdağ Valimiz Aziz Yıldırım Bey'e, yüklenici firma sahibi Özgür Savaş Bey'e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla devam ettirmelerini istiyoruz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler, sadece bir dakika önce hem Ergene Havzası, hem Marmara Bölgesi, hem Türkiye hem de Avrupa için çok tarihi anlara tanıklık ettik. Çünkü Avrupa'nın en büyük deşarj projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımı, ilgili bakanların Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve yetkililerle birlikte ilk tünelde ışık göründü töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene Havzası dönüşüm projesi kapsamında düzenlenen törene video konferansla katıldı. Ergene Havzası dönüşüm projesinden birkaç kelimeyle bahsedecek olursak, en büyük çevre projesi ve Avrupa'nın en büyük deşarj projesi değerli izleyenler.